Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size kısaca Cisco sertifikaları ve sınavları hakkında biraz bilgi vereyim. Cisco 2020 itibariyle sertifikalarını güncelledi. Daha önceki sertifikaların hepsinin isimlerini değiştirdi ve müfredatlarını değiştirdi. Yeni içeriklerle, yeni sertifikalarla 2020'ye başlangıç yapmış oldu. Şimdi eski sertifikalara bir bakalım. Ondan sonra yeni sertifikalara bakarız. Şimdi 2020 öncesinde CCNA'in böyle gördüğünüz gibi çeşitli sertifikaları vardı. Router, End Switching, Wireless, Security, Service Provider, Cloud, Data Center, Collaboration gibi vesaire sertifikaları vardı. Ondan sonra sertifikaları genellikle CCNA, Router, End Switching ile başlarız sertifikamızı almaya. Bunu aldıktan sonra da CCNP, Router, End Switching olarak yolumuza devam ederiz. Bunu da aldıktan sonra eğer wireless ya da data center veya collaboration alanında ilerlemek istiyorsanız bunlardan birini de alabilirsiniz. Veya direkt CCNP'den sonra, router and switching'den sonra CCI RS sertifikanızı alıyordunuz. Bu şekilde işliyordu. 2020'den sonra Cisco CCNA sertifikasını sadeleştirdi. İçeriğini biraz değiştirdi. Daha önce mesela CCNA'nın içerisinde security konuları pek fazla yoktu. Wireless konuları pek fazla yoktu. Collaboration konusu yoktu. Şimdi aslında yine collaboration konusu pek fazla yok CCNA'nın içinde ama mesela CCNA'nın içinde quality of service diye bir konu var. Onu mesela yeni CCNA konusunun içine eklemiş. Ondan sonra CCNA security kısmındaki DHCP snooping, ARP inspection gibi konuları eğitimin içine eklemiş. Wireless konularını girişten alıyordu CCNA'de. Bu yeni CCNA'de biraz daha ağırlık verilmiş durumda. Şimdi bu temel CCNA sertifikanızı aldıktan sonra yine aynı şekilde CCNP Collaboration Data Center Enterprise Security Service Provider olarak sertifikalarınızı alabilirsiniz. Burada CCNP Enterprise sertifikası buradaki Router and Switching sertifikasının yerine geldi. Yani siz CCNA'yı aldıktan sonra Enterprise sertifikasını alabilirsiniz. Data Center de alabilirsiniz, Collaboration de alabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Sertifikaları alabilmek için iki sınava girmeniz gerekiyor. Şimdi gelin Cisco'nun sitesine girelim. Bunlara da bir bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi Associated yani CCNA seviyesi, Professional seviye, Expert seviye ve Mimari seviye. Siz şu an bu eğitim alıyorsunuz. Bu eğitimin sınav kodu 200-301. Bu sınava çalışıp sınava giriyorsunuz arkadaşlar. Sınava online giriyorsunuz. Online sınav merkezi Pearson BUYE. Bu Cisco'nun yetkili sınav merkezidir. Buradan gelip account oluşturuyorsunuz. Account oluşturduktan sonra gireceğiniz sınavı seçiyorsunuz. Sınav merkezini seçiyorsunuz. Ve tarihini, saatini seçiyorsunuz. İstediğiniz tarihte, saatte girebiliyorsunuz. Zaten kursun sonunda ben size sınav sorularına nereden erişeceğinizi, yani mevcut daha önce çıkmış sınav sorularını, daha önce çıkmış lab sorularını veren siteler var. Bu sitelerden ben size bahsedeceğim. Oraları göstereceğim size. Ayrıca orada çıkmış soruları beraber çözeceğiz. Yani hepsini değil de size biraz örnek göstereceğim. İşte sorular şu şekilde çıkıyor, bu şekilde çıkıyor diye. Artı sınavda çıkan lab soruları var. Lab sorularına bakacağız beraber. Onları çözeceğiz beraber sizinle. Yavaş yavaş hazırlanmış olacaksınız.